Sektör Önerileri programından herkese merhabalar. Mutlu günler sevgili izleyenler. Sektör Önerileri'nde bu hafta yine çok değerli konuklarla karşınızdayız. Songül Ekici Büyütü İşletmecisi Kurucusu Songül Ekici bizlerle beraber. Ve yine Songül Ekici Büyütü ailesinden diyetisyen Şerife Nur Söylemez bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz diyorum konuklarıma. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız Songül Hanım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Şerife Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün aslında güzellik ve sağlık sektörünü beraberinde değerlendireceğiz, ele alacağız. Songül Ekici Büyütü'den bahsedeceğiz. Yeni çalışmalar var, yeni kampanyalar var. Bunlardan da bahsetmiş olacağız. Ama öncelikle böyle Songül Hanım'ı ilk kez böyle ekranlarını açan izleyenlerim varsa, tanımayanlarım varsa bir tanımak isterim. Kimdir Songül Ekici? Sizden dinleyeceğiz bakalım. Ekranlarını ilk kez açanlar için neler söylemek istersiniz? Evet, Songül Ekici. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Çocukluğumdan beri hayalim olan, sevdiğim bir mesleği gerçekleştirdim. 20 yıldır da emeklerimizle, bilgi ve tecrübelerimizle bugünlere kadar geldik. Evet, her geçen günde bu güzel aile devamlı büyümeye devam ediyor. Böyle profesyonel olarak büyümeye devam ediyor. Şerife Nur Söylemez diyetisyenimiz de ailemize yeni dahil oldu. Evet. Yeni de demeyelim, yine yeni diyelim aslında. 20 yıla göre yeni diyebiliriz evet, aslında. Evet, sizi doğru. Tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Şerife Nur Söylemez, diyetisyenim. Erciyes Üniversitesi'nden yeni 2022 yılında mezun oldum. Yani ben de yeni mezunum. Bu şekilde Songül Ekici ailesine ben de dahil olmuş oldum. Bizler de güzel çalışmalarınızın, başarılarınızı, devamını diliyoruz. Teşekkür Artarak ederim. Devam etmesini diliyoruz. Şimdi Songül Ekici Büyütü'ye tekrar dönüyorum. Çok güzel kampanyalar var, çok güzel çalışmalar var. Zaman zaman biz de sektörün enlerinde de yer verdik ama akabinde her sabah da zaten bize güzel izleyenlerimize yaptığınız o güzel çalışmaları uygulamalı olarak aktarmış ve anlatmış oluyorsunuz. Bu anlamda teşekkür ederim ben sizlere bir kez daha. Şimdi 20 yıldan bahsediyoruz. Uzunca bir yıl, uzunca bir heves ama en başında hayalimdeki mesleği yapıyorum dediniz. Evet. Burası en önemli nokta. Evet. Bununla ilgili uzun süre yapıyor olmak ki baktığımızda çok da kolay bir meslek değil aslında. Çünkü içinde insan olan ve insanı memnun etmeye çalıştığınız her alan ciddi anlamda çok zor. Herkesin beklentileri belki bu anlamda çok çok zor. Evet. Bu sabır, tahammül, sürekli değişen ve gelişen bir sektör, bunları takip etmek, bunun altındaki anahtar nedir, tüyo nedir, neler söylemek istersiniz? Her zaman söylediğim gibi bence sevmekten kaynaklanıyor. Dediğim gibi çocukluğumdan beri hayalim olan bir işi yaptığım için, sevdiğiniz için her şey inanın çok kolay geliyor. Tabii ki de zorlu bir yol, 20 yıl hani az bir süre değil. Ama sürekli bizde yenilik olduğu için, takip olduğu için, sevdiğiniz için sürekli heyecanla takip ediyorsunuz. Sevmek yani yolun yarısı gibi diyebilirim. Sevmek hani başarmanın yarısı demek olduğu gibi. Sevince ne yaparsanız her şey yapın, güzel oluyor. Mutlaka o işin sevin diyorsunuz. Peki bu anlamda baktığımızda özellikle son dönemde birçok ille aslında bir bölgedir ama Kayseri için genel bir değerlendirme yapacak olsak çok fazla güzellik merkezleri, güzellik salonları açıldı. Şimdi insanların yapacağı işi sevmesi çok güzel, çok kıymetli. Aynen, siz de eminim evet. işinizi severek yapıyorsunuz. Tabii ki de evet. En kıymetli olan noktası bu ama bununla beraber bir de işte profesyonel olarak devam edebiliyor olmak, yenilikleri takip etmek ve yaptığınız işi ciddi anlamda profesyonel yapıyor olmak son derece kıymetli. Evet. Şu an dönüp baktığınızda neredeyse böyle adım başı güzellik merkezleriyle, güzellik salonlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Ve birazcık böyle detaya girdiğinizde aslında o işin çok da uzmanı olmayan kişiler de karşımıza maalesef çıkabiliyor. Maalesef evet sevebilir ama belki sonrasında o başarı nasıl olacak onu da zaman gösterecek aslında. Biz burada 20 yıldan bahsediyoruz çünkü. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Bu durum sizin sektörünüz birazcık daha zorladı mı? Adım başı güzellik merkezlerinin açılıyor olması mesela. Evet tabii ki çok zorladı. Hatta sabah bir danışanımız geldi maalesef bir olay yaşadık. Franchise'lar çok veriliyor artık biliyorsunuz. Çok ünlü bir caddede, ünlü bir firmanın franchise verdiği bir firmada maalesef danışanı mağdur etmişler. Ve arkasında da durmamışlar. Hani bir daha ne arayıp ne soran olmamış. Burada bizim avantajımız, biz yerimizdeyiz, sabitiz. Uzmanın direkt kendisiyle muhatap olduğu oluyorlar. İçin 7-24 karşısında muhatap bulabiliyor. Bir hata olsa bile, aksaklık olsa bile. Bu bizim için bence ve danışanlar için büyük bir avantaj. Karşısında çünkü direkt işlem yaptığı uzmanla birebir muhatap olabiliyor. Bu konu hakikaten çok üzücüydü. Bu anlamda
O yüzden evet, dediğiniz gibi sevmek yarısı ama uzmanlaşmak, profesyonelleşmek, eğitimin hiç bitmemesi. Yani bir insan zaten ben oldum, işte bu eğitimi gördüm, ben artık oldum diyorsa zaten bittiği andır, hiç olmamış demektir. O yüzden ben 20 yıldır bu sektördeyim ama hiçbir zaman oldum demedim. Hala içeriğini biliyorsunuz. Nerede bir eğitim var ben oradayımdır. Nerede bir seminer var, yenilik var ben oradayımdır. Sürekli takip etmek gerekiyor. Çünkü hiç durmadan bizde cihazlar değişiyor, teknikler değişiyor. Sürekli yenilikler çıkıyor. Birçok uygulama var her alanda, güzellik anlamında. O yüzden takip etmek, yenilenmek, bilgi edinmek çok çok önemli. Evet, ben birebir de işletmemize, kurumumuza gittim de özellikle dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi bütün işlemlerin başında yine diğer uzmanlarımızla beraber son bir sizin kontrolünüzden geçiyor aslında. Evet, işi profesyonel bir ekip var, onlara bırakıyorsunuz ama son bir rutuşunda evet yine ben bir bakayım, yine bir kontrol edeyim. Evet. Bu da işin başında olmakla beraber bence kaynaklanıyor. Bu anlamda aslında her iş için öyle değil midir? Yani hani emek olmadan olmuyor. Evet, hani şans belli bir döneme kadar belki insanların yanında olabiliyor ama sonra arasında o da bırakabiliyor. O yüzden mutlaka yoğun bir emek gerekiyor. Bunu da göstermek gerekiyor. Yeniliklere açık olmak gerekiyor. İşte yeni çıkan eğitimleri, cihazları vesaire takip etmek gerekiyor ki bugün de özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu var. MSCAP cihazı vardı. Evet. Onu da Kayseri'ye ilk siz getirmiştiniz değil mi? Evet. Türkiye'de mi ilk sizde? Türkiye'de ilk. 5 başlık olmasından dolayı M-Slim cihazları var ama 2 başlık. Verimli bir, yani o zaman da bahsetmiştim. Evet. Çayıma mal oldu bunun Ar-Ge'si. Ama iyi ki de olmuş. Çok verimli, çok güzel bir cihaz. Diyetisyenimizin eşliğinde gittiğimiz zaman çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. İşte dediğimiz noktaya aslında yine geliyoruz. Evet, hani profesyonel bir ekibin sizinle beraber oluyor olması, bunu destekliyor olması en önemli noktası. Birazcık da size doğru dönmek istiyorum. Tabii size, ki. İşin aslında en zor kısımlarından bir tanesindesiniz. Aynen öyle. Ve Kayseri olunca değil mi? Kilo vermek birazcık daha zor oluyor. Neden diye bir sorun. Çünkü yemeklerimiz çok güzel. Çok güzel. Hamur çok zengin bir mutfağımız var. Bizim suçumuz yok. O yüzden doğru. Ve hal böyle olunca da kilo vermek birazcık daha bizi zorlayan unsurlardan biri oluyor ama günümüzde özellikle Songül Ekici Büyüt ailesiyle beraber bu yeni cihazlar da Kayseri'ye kazandırılmış oldu. Evet. Ama bunlar sanıyorum bir beslenme programıyla beraber cihazlar gidiyor herhalde. Evet, aynen süreç öyle. Süreç nasıl ilerliyor? Neler söylemek istersiniz? Bu cihazlarla tabii ki yağ kütlesi azalıyor, kas kütlesi artıyor. Hatta ağrılara iyi geldiği de yani kanıtlanmış bir bilimsel bir gerçek aslında. Ama diyetle beraber eğer desteklenmezse tekrar eski haline geri dönüyor maalesef ki. O yüzden cihazlar kullanılırken, seanslar alınırken mutlaka sağlıklı beslenme, spor, su tüketimi çok önemli. Hepsi bir arada olduğu zaman heykeltıraş görünümü oluyor. Evet, o görünüme kavuşmuş oluyorlar. Ama dediğimiz gibi yani hani hiçbir şey emeksiz olmuyor. Bu tabii, anlamda evet. İşte bir güzellik merkezinden bahsediyorsunuz. Diyetisyeni de var, cihazları da var. A'dan Z'ye yeni çıkan trendde ne varsa, yeni çıkan teknoloji ne varsa, yeni çıkan eğitim ne varsa bunların hepsinin yapıldığı, Ar-Ge'sinin yapıldığı bir ekip de var. Bununla beraber bu sonuçları önce kendileri deniyor. Memnun kalırlarsa daha sonra danışanlara aktarıyorsunuz. En önemli noktası da sanıyorum bu olsa gerek. Tabii sonra ki. Niye biz başarısız oldum dememeli insanlar. Evet, dememeli. Çünkü her zaman dediğim gibi önce kendi yaşamalı insan. Öncesini, işlem sürecini, sonrasını kendi yaşamalı ki karşı tarafa tam anlamıyla aktarabilsin. O yüzden eğitim şart. Eğitim, yani eğitimsiz olmaz. O yüzden bu güzel eğitimleri de takip etmek gerekiyor. Evet. Bahsettiğimiz cihazımız da zaten ekranda geçiyor. Dediğimiz gibi bir sektörde canlı kalmak istiyorsanız yenilikleri beraberinde de takip etmeniz gerekiyor bununla alakalı da. Tabii. Yeni çıkan ne varsa bunları uygulamak gerekiyor. Doğru bir şekilde, doğru sistemiyle beraber uygulanıyor olması en doğru noktalarından biri olsa gerek. Peki Songül Hanım, şimdi baktığımızda güzel bir merkez, güzel de gidiyor. Müşteri memnuniyetleri çok güzel. Birebir ben de biliyorum, şahit oluyorum. Bu anlamda şöyle bir 5 yılı geçirdik. Bir 10 yıla devirdik. 10 yıl sonra ben düşünüyorum çok daha farklı yerlerde eminim ki olacaktır. Bunu kalpten de çok istiyorum ama 5 yıl sonra plan ve projeleriniz nelerdir? Nerede olmak istiyorsunuz? Ya da işletmeyi daha böyle bir tık daha üst seviyeye nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu anda zaten akademik anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimlerimize başladık. Artık tanıyanlar biliyor zaten. Ben bilinçsiz ilerlemeyi hiçbir zaman düşünmedim, ilerlemedim de. Bir zayıflama programı deyip geçmemek lazım. Burada insan sağlığı, yani bizimki de bir nevi insan sağlığı. Kesinlikle. Evet, cilt kesinlikle. Sağlığı, beden sağlığı, el ayak sağlığı. O yüzden hiçbir şekilde bilinçsiz ilerlememek için elimden geleni yapıyorum. Bütün önlemleri alıyorum, eğitimleri takip ediyorum, yenilikleri takip ediyorum. Zayıflama programında diyetisyensiz asla ilerlemeyi istemiyorum. Çünkü hani danışanın insülin direnci olabiliyor. Hastalıkları olabiliyor. Hastalıkları olabiliyor. Kesinlikle. Ne yapıyorsunuz? Bilinçsiz aldığınız zaman uygulamayı yapıyorsunuz. Belki sonuç alamıyorsunuz. Ondan sonra diyor ki işte yok ben o uygulamaya gittim de güzel sonuç alamadım. Aslında değil. Vücudumuz tamamen hepsi birbirine bir kombin. Yani o yüzden hem sağlıklı beslenme, tam hedefimize ulaşmak istiyorsak, amacımıza ulaşmak istiyorsak hepsini birden kombin yapmamız olarak gerekiyor. Evet, hepsine ben yetişemiyorum. Profesyonel bir ekip kurdum, bununla beraber devam ettiriyorum. Evet. Peki sizin kısmınızda özellikle değerlendirdiğimizde yine hani bayanların özellikle işte zayıflama en büyük problemlerinden bir tanesi. Evet. Ya da işte vücuttaki dengesizlikler belki diyebiliriz. Onun birazcık daha normlarının daha normal dengelere gelmesi gibi. Genel böyle hani oradaki başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak baktığımızda şimdi cihaza bağlı, gelen danışanlara da bağlı ama burada en önemli noktalardan biri de sanıyorum insanların sizinle olan diyalogları ve o iletişimin sağlam oluyor olması ve size güven duyuyor olması, onu da devam ettirebilmesi. O bağlantıyı nasıl sağlayabiliyorsunuz? Şimdi öncelikle diyet dediğimiz şeyi insanlar yanlış algılıyor. Özellikle bizim Türk milleti. Aç kalmaktır gibi. Evet, kesinlikle aç kalmak. Evet. İşte sebze yemek sürekli, işte ot yemek veya tatlı, cipsi, fast food ürünlerini tüketmemek gibi algılıyor. Aslında bunlar yanlış. Tabii ki de onların porsiyon kontrolünü ayarladığımız zaman, sıklığını azalttığımız zaman sağlıklı beslenme adı altında tüketilebilir. Burada önemli olan şey kişiyle sizin de dediğiniz gibi iletişimimiz çok önemli. Yani kişi eğer yediyse, kaçamak yaptıysa kızmamak yani doğru bir yaklaşım tarzı ama olmuyor. Ama denetimi de elden bırakmamak gerekiyor. Aynen, ikisini de bir arada dengede şekilde yürütmek gerekiyor. Çünkü öyle olmazsa eğer kişi diyetten mutsuz olur, kendini kötü hisseder ve diyeti bırakır. Ya bu herkeste olabilen bir şey. Yani bizlerde de öyle. Eğer biri bizi sıkarsa tabii ki de onu yapmak istemeyiz, mutsuz oluruz. Yani kendimizi kötü hissederiz. O yüzden bunlar olmasın diye sürdürülebilir beslenme adı altında hem sağlıklı besleniyoruz ama istediğimiz her şeyden de yiyoruz. Bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. Bunların hepsi danışanlara profesyonel bir şekilde aktarılmış oluyor ve takipleri de yine beraberinde yapılıyor. Oluyor. Şöyle düşünseydi ben naçizane benim fikrim Songül Hanım böyle düşünseydi işte ben Türkiye'ye ilk defa olmayan bir cihaz getirdim. İlk bir cihazı getirdim. Evet. Tamam yeter deseydi işte 5 yıl sonrayı konuşmak ya da 20 yıllardan bahsetmek birazcık daha zor olacaktı tabii aslında. Ki, tabii ki. Onunla beraber işte diyor ki evet bu alanda bunun olması gerekiyor. Demek ki buraya da bir yatırım yapılması gerekiyor. İşte buradaki zayıflama alanı ya da daha kontrollü bir yaşam sürebilmesi için bir diyetisyen kontrolüyle profesyonel gitmesi gerekiyor diyor. O alanı oraya ayırıyorsunuz. İşte kaş var, kirpik var ya da farklı uygulamalar var. Her alanda uzmanlarla beraber devam ediyor olması en önemli noktalarından bir tanesi. Ben hep şey diyorum, hiçbir başarı tesadüf değildir. Değil, tabii ki. Net değildir. Ama şu anda sektörün böyle enlerini konuştuğumuz programda rakipler birazcık daha çoğaldı. Evet. O da sanıyorum birazcık böyle birkaç yıl zamanı var. Sonrasında herhalde elenecektir tabiri caizse. Çünkü hani bu alana inanılmaz bir yoğunluk başladı bu dönem içerisinde. Evet. Reklamlar da bu anlamda çok Instagram reklamları, işte sosyal medya reklamları da çok profesyonel yapılmaya başlandığı için artık talep de çok fazla. Evet ki açılan güzellik salonu da çok fazla. Ama profesyonellik anlamında tabii ki de illaki elenilecektir. Mutlaka bir merkezlikte bir iletişimde olmak gerekiyor. Peki biz dedik ya hani Songül Hanım'a 5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz diye. Akabinde bir de kurulan akademimiz de var değil mi? Songül Ekici Akademi de var. Akademiden bahsedecek olsak o birazcık daha bebek, daha yeni aslında değerlendirdiğimizde. Songül Ekici Büyütü'nün temelde geçmişi Songül Hanım da işi sahasında yaparak geldiği için 20-25 yıllara gidiyor neredeyse. Evet. Ama akademi tüm bu tecrübelerin, bilgilerin toplandığı bir alan
ve en güzeli de benim böyle içime en ısıtan noktası da bu bilgilerin paylaşıldığı da bir alan. Evet. Neler söylemek istersiniz akademi hakkında? Burada şöyle, ben arkamda iyi uzmanlar bırakmak istiyorum. Hı hı. Yani gerçekten işini seven, çabalayan, emek veren uzmanlar bırakmak istiyorum. 20 yılın tecrübesini de bu uzmanlara aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi çok fazla artık her yer güzellik salonu. Ama bazen öyle bir denk geliyor ki sabahki denk geldiğimiz mağduriyet gibi. Maalesef bilinçsiz çalışan yerler de çok fazla. O yüzden bunların önüne geçebilmek adına, tecrübelerimi paylaşabilmek adına, yeni uzmanlara aktarabilmek adına akademiyi kurduk. Hı hı. Şu anda da güzel bir şekilde devam ediyor. Ve aldığım eğitimlerin hepsini araştırarak aldım ben. Getirdiğim uygulamaların hepsini işte dünyaca bilinen uygulamalar, dünyaca bilinen markalar tamamen güven, hani güvenerek uygulayabileceğimiz işlemler olduğu için, teknikler olduğu için bunları da yeni uzmanlarımıza aktarıyorum. Gelecekte çok güzel uzmanlarımız da geliyor inşallah. Güzel, sağlam uzmanlar da yetişmiş olacak. O da beni en mutlu eden noktalardan biri olacak diyor Songül Hanım. Peki akademi kısmında daha önce yapılıp bitilen eğitimler var sanıyorum. Evet. Hangi alanlarda ilerleyen süreçlerde eğitimler verilecek? En azından ya da bu eğitimleri alınca kişiye olan faydası bir iş yeri açabilecek mi? Ya da bir iş yerinde çalışabilecekler mi? Sonuçları bayanlarımıza katkıları ne olacak mesela? Evet, evde oturan biri bile, diyelim ki artık hayat şartları çok zor biliyorsunuz. Günümüz çok zor. Artık hiçbir evde çalışmayan kalmıyor hemen hemen. O yüzden işte meslek değiştirmek istiyor olabilir ya da çalışmaya başlamak istiyor olabilir, seviye olabilir. Herkes katılabilir bu eğitimlere. Burada özellikle kaş kalıcı makyaj artık çok revaçta biliyorsunuz. İşte sabah kalktığında özellikle çalışan kesim kendini makyajlı görürse bir yarım saatini daha uykuya ayırabiliyor mesela. Kalıcı makyaj anlamında çok eğitimlerimiz yoğun devam ediyor. Kalıcı makyajda da dünyaca ünlü bilinen bir markayla, akademiyle çalışıyorum. Fi Akademi. Fibraos tekniği öğretiyoruz. İşte dudak kontüründe, eyeliner'da, babyliner'da yine fi kontürü öğretiyoruz. Dünyaca bilinen, hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız, doğru teknik uygulandığı zaman hiçbir problem yaşamayacağımız uygulamalar. Diğer işletmemizde hizmet verdiğimiz her şeyin eğitimini veriyoruz. Cilt eğitimleri, cilt bakım eğitimleri ki çok çok önemli gerçekten. Vücut anatomisini bilerek, cilt anatomisini bilerek, işte cildi gerçekten tanıyarak uygulama yaptığınızda inanın çok güzel, mucizevi sonuçlara ulaşıyorsunuz. Ama keşke mağduriyetler olmasa. Keşke olmasa. Keşke herkes aslında o işine bu emeği, bu emekle beraber uğraşmayı gösterse de kötü sonuçlar yaşanmasa. Evet. Ama belki de bazen yaşanması gerekiyor. Daha iyilerin ortaya çıktığını net görmek noktasında bunların da belki olması gerekiyor. Evet. Bilmiyorum artık. Ama benim en sevdiğim noktalardan bir tanesi de akademi kısmı. Ben bayanların her anlamda çok daha kadınlarımızın aktif olmasını istiyorum. Evet. Çok da hoşuma gidiyor aslında bunları böyle baktığımızda değerlendirmek. Peki burada bir yetenekten bahsetmek gerekiyor mu Songül Hanım akademi kısmında? Yoksa hani çalışmakla edinmekle olabilir mi? Ya da hani siz diyor musunuz mesela evet sizin bir yeteneğiniz var. İşte karşıda çok iyisiniz eğitimleri verirken öğrencilerinize. Evet devam edin gibi mi oluyor? Ya da bence siz bırakın dediğinizde oluyor mu mesela? Yani hani sizin oradaki kendi yönlendirmeleriniz nasıl oluyor? Şimdi şöyle istemek dediğim gibi başarmanın yarısı. İstekliyse zaten kişi kendini zorluyor. Ev ödevlerimiz oluyor eğitimden sonra. Geçmesi gereken leveller oluyor. Onları evde pratiğini çok yapar, çizimlerine çok çalışırsa ki istiyorsa zaten çalışıyor. Öyle işte sen yapamazsın diyeceğimiz kimse yok aslında. İstemezse zaten yapmaz insan, yapamaz. İsterse de bence başaramayacağı, özellikle biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Evet, o yüzden isteyip netleşmek gerekiyor. Dediğimiz gibi belki bir iş yeri açılabilir sonrasında, bir yerde çalışabilirler ve en önemli noktası kendilerine bir gelir kapısı, gelir kaynağı olabilir. Bu anlamda da son derece önemli noktalarından bir tanesi akademi kısmı. Yine Songül Ekici Büyüt olarak sosyal medya hesaplarından, Songül Ekici Akademi olarak da yine sosyal medya hesaplarından takiplerini yapabilirsiniz. Şimdi böyle diyetisyeniz birazcık daha rahat kaldı. Biraz da o tarafa dönmek istiyorum tekrar dönüp baktığımızda.
Özellikle cihazı değerlendiriyoruz aslında biz, evet. M-Scalp cihazını. Hı-hı. Bununla beraber beslenme programı da beraberinde dahil olmuş oluyor. Bunda da sanırım güzel kampanyalar var şu anda. Evet. Buradan Kayseri'li hanımlara da seslendirmiş olalım. Bu arada sadece hanımlarımıza hizmet veriyoruz. Evet, bunu da söyleyelim. Bu da aslında her işletmenin belli başlı prensipleri var değil mi? Sizin de prensiplerinizden belli başlı noktalardan biri de bu olsa gerek. Evet. Sadece hanımlar faydalanabiliyor efendim bu güzel hizmetlerden, güzel çalışmalardan. Hı-hı. Peki tekrar size döndüğümüzde bu diyet programlarını işte hazırlıyoruz, yazıyoruz. Evet. Bununla beraber iletişim kısmının önemli olduğundan bahsetmiştik. Evet. Burada kişiye özel mi olacak bütün programlar ya da cihazlar da beraberinde? Kesinlikle. Nasıl bir programla beraber ve sonrasındaki hani bir şey deriz ya, hizmet sonrası, satış sonrası hizmet nasıl değerlendiriliyor gibi. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi diyetlerimiz kesinlikle bireye özel olmalı. Çünkü her birimiz özeliz. Her birimiz parmak izi gibiyiz. Herkesin metabolizması çok farklı. Vücudun çalışma şekli çok farklı. O yüzden herkese ayrı ayrı diyet hazırlanmalı. Ve tabii ki cihazla desteklendiği zaman kas kütlesinde inanılmaz bir artış görüyoruz. Yani yarım saatte 30 bin mekik, 30 bin squat yapıyor cihazlar. Her bölgeye yapılabiliyor. Diyetle desteklendiği zaman dediğim gibi çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Hem kas kütlesinde bir artış, hem zayıflama, hem incelemeler görebiliyoruz. Ve tabii takibi çok önemli. Yani kişi bir seans gelip de daha sonra gelmezse tabii ki olumlu sonuçlar alamaz. İkisini orada beraber yürütmesi gerekiyor. Orada düzenli aralıklarla geliyor olması en önemli noktalarından bir tanesi. Ona da dikkat ediyor olması gerekiyor. Peki cihazlarla ilgili yine son dönemde çok fazla cihaz sirkülasyonunda beraberinde duymuş oluyoruz. Yine böyle benzer özelliklerle beraber paylaşımlar çok sık yapılıyor. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında hani evet, spor yapmak en önemli kısmı, doğal olanı, iyi olanı ama yapamayıp da daha yoğun bir çalışma temposu içerisindelerse o zaman da bunları beraberinde değerlendirmek gerekiyor. Birçok cihazı duyuyoruz aslında son dönemde ama siz herhalde yine beslenme ve diyet programı ve cihaz beraber destekli olmasının en doğru olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü cihazla beraber tabii dediğim gibi yani kesinlikle kas kütlesinde bir artış sağlanıyor. Ama kişi diyet yapmazsa, suyunu yeterli şekilde içmezse ve diyete devam etmezse olumlu sonuçlar alamaz. O yüzden hepsi bir arada olmalı. Cihazlar da şöyle, bizim kliniğimizde kullandığımız cihaz son sistem cihaz. O yüzden diğer kliniklere göre tabii çok daha olumlu etkileri oluyor ve yeni teknoloji son teknoloji olduğu için de yine güzel etkileri, olumlu sonuçları oluyor. O yüzden hepsi bir arada yürütülmeli diye düşünüyorum. Özellikle diyet kısmı çok önemli. Kişi mutlaka sağlıklı beslenmeli, suyunu yeterli şekilde içmeli ve diyete uyum göstermeli. Evet, bununla beraber güzel sonuçları da beraberinde alabiliyorlar. Peki Songül Ekici Büyütü dediğimizde aklımıza hangi çalışmalar, hangi hizmetler geliyor şu anda ve sonrasında hangileri gelecek acaba, merak ediyorum onları da. Şu anda hangi hizmetleri veriyorsunuz? Şu anda kuaför alanımız yok sadece. Saç dışında diğer bütün uygulamalarımız mevcut. Zayıflama programımız, işte diyet, sağlıklı beslenme programımız, cilt bakım uygulamalarımızın tamamı. Yani lekeli cilt, akneli cilt, kuru cilt, karma cilt, bütün cilt problemlerinde ya da problemsiz ciltse bile düzenli rutin bakımlarında, ev destek bakımlarında danışanları alıyoruz. Mesela işte mesajla soruyorlar, işte benim cildime ne iyi gelir, şu mu olur, bu mu olur? Mesajla değil de onları merkezimize davet ediyoruz. Ücretsiz analiz, bizden gelebilirler. İstedikleri gibi her zaman gelebilirler. Fikir alabilirler ev destek ürünleri anlamında. Cilt konusunda her türlü yardımı, yani desteği sağlıyoruz. Bu şekilde kalıcı makyaj uygulamalarımız, dediğim gibi el ayak bakımı, sağlığı anlamında medikal el ayak bakımı, normal işte protez, tırnak, kalıcı oje gibi bütün saç dışında bütün hizmetlerimiz kadın mevcut. Kadın ve güzellik adına ne varsa hepsini bulabiliyorsunuz bu güzel hizmetlerle beraber. İlaveten güzel bir kampanyamız vardı. Bunu da buradan sektörün enleri programında da hemen böyle yeri gelmişken duyurmuş olalım. Evet. 1000 TL üzeri tüm, değil mi? Tüm işlemlerde Hediye kazanabiliyorlar. Bunu da buradan bir kez daha aktarmış olalım. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarından da detaylı bilgilere hakim olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Peki bundan sonra bir 5 yıl sonrasında nasıl düşünüyorsunuz? Nerede düşünüyorsunuz? Kafanızdaki planlar, şöyle, projeler neler mesela bu anlamda? Yaklaşık işletmemiz açılalı 4 yıl oldu. Üçüncü yılımızda biz sığmadık oraya, yerimizi değiştirdik. Ne güzel. Şu an burada da bir yılda buraya da sığmıyoruz. Hem ekip olarak hem ekipman olarak. İnşallah yerimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Daha büyük yerlere geçeceğiz diyor Songül Hanım. Evet. Onun dışında işte akademide öğrenci, ben şu kısımdayım. Hani
akademiler çok fazlalaştı, evet. Workshoplar çok fazlalaştı, özel eğitimler çok fazlalaştı. Ama eğitim alıp da tekrar dönüp geri bize gelenler oluyor maalesef, gelen öğrenciler oluyor. İşte ne yapıyoruz? Workshopta 2 gün eğitim geçiriyoruz, eğitim süresi geçiriyoruz ama bu yeterli gelmiyor öğrenci için. Onun pratiğinde yanında olması lazım. Hani dedik ya az önce, yapamayan var mıdır, yeteneksiz olan var mıdır? Aslında yeteneksiz olan yok ama eğitim veren hocanın hani sürekli öğrencinin üzerinde durması, onu motive etmesi, çünkü yorulacak, sıkılacak, yapamıyorum düşüncesine kapılacak ne kadar seviyorsa sevsin. Eğitim aldığı kişinin onu arkasında desteklemesi, motive etmesi, çünkü sonuçta bizler de o aşamalardan geçerek buralara geldik. Bu şekilde desteklenirse kişi daha çok kendine özgüveni geliyor. Evet, ben de yapabiliyorum. Yapabildikçe daha mutlu oluyor. Amacım öğrencileri sonuna kadar, yani uzmanlaştırana kadar bırakmamak. Yakalarından düşmüyorum şikayetçi olsalar da. Çünkü sürekli tetikliyorum. Hadi bakalım, şu levelimizi geçmedik. Bak daha bunu yapacağız. Ve bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hani onlar da bundan çok mutlu oluyorlar. Çünkü hani bırakacaklarsa da işte, ya da başka bir şeyleri bahane edip hani çalışma istemiyorsa bile, ben orada dopinglediğim zaman bir şekilde başına geçiyor. Ne yapıyorum? İşte iş yerime topluyorum gerekirse. Daha bakıyorum çalışamıyorlarsa. İş yerime topluyorum. Orada hemen bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Yani o eğitimleri verdik. Son yıldaki akademi, evet, kısmında verdik. Bitti gibi bir şey söz konusu. Hayır, hayır. Olmuyor. Kesinlikle. Mesleklerini eline alana kadar, uzmanlaşana kadar, sonuna kadar arkalarındayım. Ve zaten tam uzmanlaşmadan da lütfen işlem başına geçmesinler. Bu mağduriyetler biraz da bundan kaynaklanıyor maalesef. Evet, bugün anlattığınız olay, evet, gibi aslında. Evet, maalesef eğitimi alıyor işte 2 gün ya da neyse 3 ay 5 ay, ondan sonra bilinçsiz bir şekilde işlem yapmaya kalktığında, pratiğini, elini geliştirmeyi danışanda denemeye kalktığı zaman maalesef çok büyük mağduriyetler böyle yaşanıyor. Böyle problemler sonuçlarda kaçınılmaz, evet, olmuş oluyor. Evet, en başından beri dediğimiz nokta, emek gerekiyor. Evet. Ama istek de gerekiyor. Bununla beraber o istek kısmının arka tarafını doldurursanız eğer, güzel sonuçları o zaman yaşamış ve karşılamış oluyorsunuz. En önemli noktaları da sanıyorum bu olsa gerek. Evet. Sonuç Hanım, çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgileri bizimle paylaştınız, aktardınız. Neler söylemek istersiniz buradan son olarak toparlayacak olursak? Dediğim gibi bir 5 yıl sonrasına akademi olarak daha büyük bir aile olmak hedefimiz inşallah. Bilinçli uzmanlar olarak çok büyük bir aile olmak hedefim. Hatta Türkiye çapında, hatta dünya çapında. Onu da evet hemen söylemiş olalım. Franchising olarak isim verme durumları, evet, da başladı son dilekici büyüt olarak, evet, da. Sadece Kayseri değil, Kayseri dışında da artık birçok alanda yakın zamanda görebilirsiniz. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet. Hep ben şey diyorum, işletmelere insanın kendi ismini vermesi, hı-hı, en zor olanlardan bir tanesi aslında. Çünkü kendi adınızı veriyorsunuz o işletmeye, evet, ve hani oraya gelecek eleştiri, olumlu, olumsuz her şeyde siz beraberinde karşılamış, evet, oluyorsunuz. Hı-hı. Bu kısmı son derece önemli. Evet. Beyine ne diyor sonra? Ben yine arkasındayım. Ben yine yaptığım işin arkasındayım tabii diyor. Tabii ki, evet. Bununla beraber franchisingleri de söylemiş olalım. Evet. Güzel çalışmalar devam ediyor diyelim. Evet. Kampanyamızı unutmasınlar değil mi? Evet, tabii ki. Çıkıp çıkıp gelsinler. Çıkıp çıkıp çok gelsinler. Güzel kampanyalar düzenliyoruz. Yılın son ayına özel. Çok güzel kampanyalarımız var. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, size dönmek istiyorum. Çok teşekkür ederim güzel bilgilerinizle. Rica ederim. Bir de yine üzerinde durmakta fayda var. Dedi ki Şerif Önür Hocam, işte yeni mezunum, yeni başladım. Bu anlamda ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler hep böyle iş alımlarında vesaire değerlendirirken daha çok tecrübeye bakılıyor, hı-hı, ama yeni mezunlara, yenilere de mutlaka bir şans, evet, verilmesi kesinlikle gerekiyor ki kesinlikle onunla beraber o tecrübeyi nerede edinecek nerede yoksa edinecek? Bu anlamda da teşekkür ediyorum ben sizlere. Neler söylemek istersiniz size toparlayacak olursak? Tekrar söyleyeyim, Songül Ekici Büyüt ailesi de ben de dahil oldum. Gelebilirler, vücut analizlerini yapabiliriz, cihazlarımızı tanıtabiliriz, diyetleri anne alabilirler. Birlikte güzel bir yola başlayabiliriz bence. Danışmanlık herkesi bekliyorum. Alabilirler. Evet, teşekkür aynen ediyorum öyle ben de sizlere.
Sevgili izleyenler, sektörün enlerinde bu hafta Songül Ekici Büyütü ailesini ağırladık efendim. Songül Ekici Büyütü işletmecisi, kurucusu Songül Ekici'ye çok teşekkür ediyorum. Diyetisyenimiz Şerife Nur Söylemez'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgilerle bizimle beraber oldu. Songül Ekici Büyütü'den, Songül Ekici Akademi'den bahsettik ve bundan sonraki yakın zamanda yapacakları güzel projelerden bahsettik. Ben de onlara bu güzel çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel yüreklerine, gönüllerine göre versin Allah inşallah. Güzel yerlerde her daim görmüş olalım sizleri. Çok teşekkür ederim. Güzel enerjileriniz ve sohbetiniz için bir diğer programda inşallah tekrar görüşmüş oluruz sizlerle. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Bir diğer programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.